Değerli basın mensupları, bu hafta sonu Anneler Günü'nü kutlayacağız. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Covid-19 salgını ile mücadelede dünyada belirli bir aşamaya gelindi. Türkiye'de de hükümet hafta içinde salgından çıkışa yönelik bazı kararları kamuoyuyla paylaştı. Türkiye hala dünya üzerinde en yüksek hastaya sahip 9. ülke. Buna rağmen fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle salgını kontrol etmede ve hastaların tedavisinde belirli bir aşamaya geldik. Tabii bunda toplumumuzun kurallara uyum konusundaki özen ve dikkatinin de çok büyük katkısı oldu. 27 Nisan'da yaptığım basın toplantısında partimizin salgından çıkış stratejisine ilişkin endişelerini ve yeni süreç için öne önerilerini ifade etmiştim. Gelen öncü veriler kaygılarımızda ve uyarılarımızda haklı olduğumuzu gösterdi. Salgınla mücadelede ikinci raunda iyi başlamadık. Değerli basın mensupları beş gün aranın ardından günlük hasta sayısı 6 Mayıs'ta yeniden 2000'li rakamların üzerine çıktı. Bugün de dün de bunun etrafında çok az bir aşağı düşüşte bunun etrafında seyrediyor. Hükümet salgında çıkışta ikinci bir dalgaya neden olmamak için sorumlu bir çıkış stratejisi izlemek zorundadır. Bunun için bilimsel gerçeklere riayet, uyma ve karar sürecinde saydamlık gerekmektedir. Biz bilim kurulunun yeni uzmanlık ve yetkinliklerle takviye edilmesi gerektiğini söylemiştik. Bilim kurulu çıkış stratejisini artık sektör bazında belirlemelidir. Hatta il bazında belirlemelidir. Ancak son açıklamalara göre bu konuda bir başı bozukluk var. Sağlık Bakanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da ligleri yeniden başlatmasında bakanlığının ya da bilim kurulunun herhangi bir öneri veya katkısı olmadığını ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu kendi özgür iradesiyle ligleri başlatma kararı alıyormuş. Sorumluluk federasyondaymış. Türkiye Futbol Federasyonu devlet içinde ayrı bir devlette bizim mi haberimiz yok? Eğer salgından çıkış böyle yönetilecekse, isteyen istediği gibi kendi özgür iradesine göre hareket edecekse, bu bilim kurulu neden var? Sağlık Bakanlığı neden var? Bakan olarak siz neden varsınız? Yarın restoran, eğlence mekanları ve kafe sahipleri kendi özgür iradeleriyle işe başlamak isterse ne diyeceksiniz? Diğer bir garabette saray hükümetinin salgından çıkış stratejileri kapsamında alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs tarihinde açılacağını açıklaması oldu. Bu kararın ardından çok sayıda bilim kurulu üyesi alışveriş merkezlerinin çok erken açıldığını ifade ettiler. Sağlık Bakanı'nın bunları biz kapatmadık ki biz açalım gibi muğlak ifadelerinden kararın bilim kurulunun saray hükümetine yaptığı tavsiyeler arasında olmadığı ortaya çıktı. Daha önce basına yansıyan dedikoduların doğru olduğunu ve alışveriş merkezlerinin açılması kararının bilimsel değil siyasi olduğunu anladık. Nitekim bugün bir bilim kurulu üyesinin açıklamaları basına yansıdı. Bazı adımların bizler tarafından atıldığı sanılmasın diyen bilim kurulu üyesi aslında bu kararların nasıl alındığı konusunda milletimizi de aydınlatmış oldu. Alışveriş merkezleri siyasi rant uğruna açılmaktadır. İnsanlarımızın canlarını tehlikeye atan bu kararın sorumluluğu saray hükümetine ve onun başına aittir. Güvene en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu uygulamalar vatandaşlarımız arasında ciddi kaygılar yaratmaktadır. Böyle bir yaklaşım veya gayri ciddilik kabul edilemez. Salgından çıkış sürecinde kurulun onayından geçmeyen hiçbir karar alınmamalıdır. Süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli husus saydamlıktır. 4 Mayıs'ta açıklanan kararlardan önce yapılan toplantıda bilim kurulunun hükümete neler önerdiği, nasıl bir tedbir listesi hazırladığı mutlaka açıklanmalıdır vatandaşın canını ilgilendiren bu kararların hangisi bilim kurulunun önerisidir? Hangisi saray hükümetinindir? Bilmeliyiz. Bilim kurulunun hangi kararlarına saray hükümeti uymamıştır? Bunları görmeliyiz. Bundan sonra bilim kurulu toplantılarında konuşulanlar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bilim kurulunun hazırladığı tedbir listelerinin Kapalı zarf içinde saraya gönderilmesinden vazgeçilmelidir. Hele hele biz bazı seçenekleri Sayın Cumhurbaşkanımız'a arz ettik, kendileri takdir buyuracaklar gibi ifadeler salgından çıkış sürecinde ekonominin toparlanması, tencerelerin yeniden kaynaması için de ihtiyacımız olan güveni sağlayamaz. Bunun için salgından çıkış süreci Tekrarlıyorum çok şeffaf yönetilmelidir. Saray hükümetinin bilim kurulunun onayından geçen stratejiyi uygula uygulayıp uygulamadı vatandaş adına Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmelidir. Dünyada birçok ülke bunu uygulamaktadır. Siyasi hesap ve çıkarlar uğruna insanlarımızın canı riske atılmamalıdır. Maalesef saray hükümetinin bu konudaki sicili parlak değildir. Hükümet fabrikalarda çalışan işçilerimizi sokağa çıkmama tedbirleri kapsamı dışında tutmayı tercih etmiş, onları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmıştır. Şimdi bu tercihin insani maliyeti su yüzüne çıkmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin tespitlerine göre sadece Nisan ayında en az 103 işçimiz COVID-19 virüsü nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Korona maalesef işçilerimiz için ölümcül bir meslek hastalığına dönüşmektedir. Bu hastalığın iş cinayetlerine dönüşmemesi için tedbirler mutlaka sıkılaştırılmalıdır. Emekçilerimizin sağlığı için iş yerlerinde sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere gereken tedbirler alınmalıdır. Salgından çıkış sürecinde atılması gereken diğer bir adım başta yüz maskesi olmak üzere koruyucu malzemeye erişimin kolaylaştırılmasıdır. Geçtiğimiz yılın kış aylarında tanzim satış mağazalarında patates soğan kuyruklarında milletimizi bekleten saray hükümeti bu salgında da milletimize beş maskeyi dağıtamamıştır. Maskeyi uygun yerlerde satacağız diye başladılar, yapamadılar. Vazgeçtik PTT ile ücretsiz göndereceğiz dediler, yine beceremediler. E-devletten başvuru alacağız, kod göndereceğiz, herkes eczanelerden alacak dediler. Yine olmadı. Sonunda başa dönüp 55 ülkeye bedava gönderdikleri maskeleri millete satmaya karar verdiler. Bu arada polis Taksim Meydanı'nda maske takmayana ceza kesmeye devam ediyor. Şimdi maskeye satacaklar. Bir de tavan fiyat getirmişler. 1 lira bir aileye yılda bir defaya mahsus olmak üzere bin TL para verdiler. Ailenin iki bireyi her gün dışarı çıkmak zorunda kalsa ailenin yıllık maske gideri 730 lira eder. Bin liradan kalan geriye bin liradan 270 lira kalır. Bu 270 lirayla millet karnını mı doyuracak? Kirasını mı ödeyecek? Elektrik faturasını mı verecek? Bizim belediyelerimiz bedava maske dağıtmayı becerdi ama saray hükümeti becermedi. Çıplak gerçek bu. Ama bir şey daha yaptılar. Belediyelerimizin maske dağıtmasını da engellemeye kalktılar. Atalarımızın el iyisi olacağına ev iyisi ol diye bir öydü var. Bu hükümet hep el iyisi olmayı tercih ediyor. Kendi vatandaşı maske beklerken Amerika Birleşik Devletleri'ne İngiltere'ye, İspanya'ya, İtalya'ya uçak dolusu maskeyi bedava gönderiyor. Adeta bir Nasrettin Hoca fıkrası. Nasrettin Hoca zekatını her yıl Akşehir'in en zengin adamına verilmiş. Komşular hocayı uyarma ihtiyacı hissetmişler. Bak hocam zekat dediğin yoksula, yetimlere, kimsesizlere, işi gücü olmayanlara, bakıma muhtaç kişilere verilir. Bu yaptığın yanlış demişler. Hoca da gülmüş Asıl sizin yaptığınız yanlış demiş. Allah tarlayı, arsayı, evi, bağı, bahçeyi, altını, parayı, malı, mülkü benim zekat verdiğim bu adama vermiş. E ben de zekat zekatımı Allah'ın verdiğine veriyorum. Siz Allah'tan daha mı iyi bileceksiniz demiş. Saray hükümeti de Nasrettin Hoca gibi ama bir farklı. Saray kendi cebinden zekat vermiyor. Milletimizin elinde avucunda ne varsa alıyor. Yetmiyor bir de bağış topluyor. Ondan sonra da bu paraları içerideki ve dışarıdaki zenginlere dağıtıyor. Bu hükümet zengine cömert, fakire cimri. Saray hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. Bir buçuk ayı aşkın süredir milletimiz büyük fedakarlıklar göstererek evine kapandı. Gelirinden kazancının günlük rızkından oldu. Sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katarak ailelerini görmeden büyük bir gayretle çalıştılar. Tüm bu emekleri heba etmeyin. Salgına ikinci dalga için fırsat vermeyin. Sadece salgın için değil, ekonomi için, aş için, iş için de sorumlu bir çıkış stratejisine ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Değerli basın mensupları, dün doların değeri 7 lira 27 kuruşu gördü. Bu aslında tüm zamanların rekoru. Başkanlık sistemi ekonomimizi uçurak uçuracak diye geldiler. Uçan ekonomi değil ama maalesef dolar oldu. Erdoğan seçimlerden önce ne diyordu? 24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra şunla bunla nasıl uğraşılır görün. Ve gerçekten de gördük. Erdoğan'ın damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptığı 10 Temmuz 2018'de 1 doların değeri 4 lira 53 kuruştu. Dün itibariyle 7 lira 27 kuruşu gördük. Damat iş başına getirildiğinde en büyük banknot olan 200 lira ile 44 dolar alabiliyorduk. Şimdi aynı banknot ancak 28 dolar ediyor. Maşallah çok iyi uğraştılar, paramızı pul ettiler. Yine damat iş başına geldiğinde asgari ücret 354 dolardı. Şimdi 322 dolara düştü. Milletin hem geliri hem de parasının satın alma gücü dolar karşısında gün görmüş kar gibi eriyor. Ama dolar karşısında geliri erimeyen, aksine geliri sürekli katlanan imtiyazlı bir kesim var. Gelirleri döviz ile garanti edilmiş. Araba geçsin geçmesin, uçak insin inmesin, hasta yatsın yatmasın, dolarları, avroları milletin kesesinden tıkır tıkır ödenen bir avuç havuz müteahhidi. Bir yanda milletin geliri eriyor, diğer yanda bir avuç havuz müteahhidinin milletin hazinesinden alacağı para katlanarak artıyor. Bu mübarek Ramazan ayında milletimize soruyoruz. Adalet bunun neresinde? vicdan bunun neresinde insaf bunun neresinde biz bunları sorunca cevap hemen hazır. Ey CHP vatanı böldürmeyeceğiz. Ezanı susturmayacağız. Bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Şimdi de tutturmuşlar Londra merkezli finansal kuruluşlar Türk lirasına saldırıyormuş. İyi de Türk lirası sadece dolar avro sterlin karşısında değer kaybetmiyor ki. Türk lirası son iki haftadır Güney Afrika randına, Endonezya rupisine, Meksika pezosuna, Malezya ringitine, Rus rublesine karşı da değer kaybediyor. E şimdi tüm dünya başkentleri anlaşılan işi gücü bırakmış, Türk lirasına saldırıyorlar. Ülkemiz maalesef devlet aklıyla değil, trol aklıyla yönetiliyor. Arkadaş sormazlar mı? Sen bu ekonomiye ne yaptın? Ekonominin bünyesini nasıl bu kadar zayıf düşürdün diye? Hep söylüyoruz. Devlet ciddiyetle yönetilir. Devlet yönetimi gayri ciddiliği kaldırmaz. Ellerine almışlar bir kılıç, oraya buraya savuruyorlar. Maç devam ederken sürekli kural değiştiriyorlar. Günü kurtarmaya dönük bölük pörçük işler yapıyorlar. Aspirin tedavisi pansuman. E bu da mücadelede atılacak elde kalan son barutlarında boşa gitmesine yol açıyor özgüvenini yitirmiş bir yönetim algısını her gün biraz daha pekiştiriyorlar. Napolyona atfedilen meşhur bir sözdür. Kılıçla pek çok şey yapabilirsiniz ama üzerine oturamazsınız. Tehditle, kavgayla, sopayla yapılan hiçbir işten hayır gelmez. Piyasaları daha da gererseniz panik ve korkuyu beslersiniz. Bunun yaratacağı ekonomik çökütünün altında da 83 milyon hep beraber kalırız. Krizin başından bu yana hükümete yol göstermeye, yön vermeye çalışıyoruz. Güven verecek derli toplu yeni bir programı milletin önüne koyun diyoruz. Biz böyle bir programın ana hatlarını da şimdi verelim. 2020'ye ilişkin büyüme, işsizlik, enflasyon hedeflerinizi ve diğer tüm makroekonomik göstergeleri derhal revize edin. Kadık olan bütçeyi ve bütçenin önceliklerini yeniden gözden geçirin. Kaynakları milletin aşını ve işini korumak için kullanın. Toplumun tüm kesimleriyle, işçiyle, işverenle, esnafla, çiftçiyle, emekliyle, işsizle, yoksulla sürekli istişare içinde olun. Ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Milletin sesini duyun ve ne yapacağınızı anlatın, hesap verin. Başta G20 ekonomileri olmak üzere tüm dünyayla ekonomik istişare ve dayanışma kanallarını açık tutun. Ve nihayet sosyal devlet olmanın gereklerini de yapmaya başlayın. Bakın salgında normalleşme sürecine salgından normalleşme sürecine geçmeye başladığımız bu günlerde salgının ilk evresinde ya ekmek parası peşinde koşarken ya da zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkmak zorunda kalan ve para cezasıyla karşı karşıya kalan birçok vatandaşımız var. Çoğu ya 65 yaş üstü veya 20 yaş altında olan bu yurttaşlarımıza verilen para cezalarını affedin. Bu sıkıntılı günlerinde vatandaşa bir de ceza ödetmeyin. İkinci yapmanız gereken salgının ilk evresinde taksiler, minibüsler, otobüsler, kamyonlar, tırlar iş yapamadılar. Vergi, şoför esnafının vergi ödemeye takati kalmadı. Ticari araçların motorlu taşıtlar vergilerini bu yıl almayın bu salgınla beraber çok büyük bir işsizlik ve yoksulluk tsunamisinin yaklaştığını da görüyoruz. Nisan sonu itibariyle kısa çalışma ödeneğine 291 bin firma 3.2 milyon çalışanı için başvurmuş. Akademisyenler yaptıkları çalışmalarda mevcut işsizlerin üzerine bu yıl 3-3.5 milyon civarında işsizin eklenebileceğini söylüyorlar bu resmi işsizlik oranının yüzde 25 lira çıkması demek. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı anlaşılıyor. Bu yıl üniversiteden mezun olacak gençlerimiz büyük ihtimalle iş gücü piyasasına bile giremeyecek. Bu sene genç işsizliğin yüzde 40'lara ulaşabileceğini öngören çalışmalar var. Yine yapılan bu çalışmalar krizin en çok düşük gelirli lise ve lise altı eğitim seviyesine sahip kayıt dışı çalışan kesimleri etkileyeceğini gösteriyor. Bu da kriz sonrasında yoksulluk ve toplumsal eşitsizliğin çok daha ağırlaşacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bütçenin tüm imkanları, maliye ve para politikasının tüm araçları toplumun bu kırılgan kesimlerini ayakta tutacak şekilde kullanılmalıdır. Milleti borçlandırarak değil, doğrudan kaybettiği gelir karşısında destek vererek krizin sosyal fay hatları üzerindeki baskısı hafifletilmelidir. Ama bu da yetmez. Tekrar söylüyorum. Günü kurtarmaya dönük parça başı iş yapmaktan vazgeçmek, bütüncül bir program açıklamak, ekonomide güvensizliği ve işsizliği bitirecek tek yoldur. Ancak bu şekilde kriz sonrasında dünyada üretim üstlerinin yer değiştirmesi sürecinde Büyük fırsatları ülkemiz yakalayabilir. Eğer bunu beceremeyeceksiniz, bunu da yapamayacaksanız artık milletin geleceğini karartmaktan vazgeçin. Bu işi bırakıp git. Diğer taraftan Genel Başkanımızın koordinasyonunda milletvekillerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. En son Rize'de bu sene çay hasadında karşılanan karşılaşılan sorunları milletvekili arkadaşlarımız incelediler. Milletvekillerimiz milletin sorunlarını sahada takip etmeye devam edecekler. Belediyelerimiz kısıtlı imkanlarıyla milletimize canla başla destek vermeye çalışıyorlar. Tüm imkan ve araçlarını toplumun en kırılgan kesimlerine destek olmak için kullanıyorlar. Bu zor günlerde toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projeleri uygulamaya koyuyorlar. Saray hükümeti 5 maskeyi dağıtamazken Belediyelerimiz veresiye defterlerindeki borçları sildiriyorlar. Faturaları paylaştırarak dayanışma örneklerini geliştiriyorlar. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye büyük gayret sarf ediyorlar. Belediyelerimizin performansı milletvekillerimizin çalışmaları insan odaklı İnsan odaklı politikalarımız Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında temel önceliklerimizin ne olacağı konusuna milletimizin önünde ışık tutuyor. İktidara ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. Sözlerimi tamamlamadan önce gençlerimizin ve ailelerimizin haklı taleplerini yeniden gündeme getirmek istiyorum. Birileri bir geri değiştirilen yüksek öğretim sınıf kurumları sınavı tarihi 25-26 Temmuz olarak kalmalıdır. Önceden açıklandığı gibi. Gençlerimiz zaten zor bir dönemden geçerken yeni travmalara yeni bilirsizliklere neden olunmamalıdır. Bu kararın bilim kurulunda ya da yökte alınmadığı belli olmuştur. Sarayla birantlerinde hangi gerekçeyle alındığı meşkup bu karardan bu yanlıştan bir an evvel dönülmelidir. Son olarak Antalya Serik Belediyesinde Kültür ve Turizm ile Dışişleri Bakanlarının huzurunda bir rüşvet skandalı patladı. Savcılar ve İçişleri Bakanlığı bu konuda devreye girecek mi? Yoksa bu skandalın da üstü örtülecek mi? Bunu tabi saray hükümetine sorarken önceki dört sorumuza hala cevap alamadığımızın da altını çizmek istiyorum. Bu dört sorumuzu da hatırlatayım. Bu yılın başından beri saray hükümetinin topladığı, borç aldığı, bastığı, döviz satarak elde ettiği toplam 537 milyar lira işsizlik sigortası fonundaki 138 132 milyar lira nerelere kullanıldı? S-400 füzelerini ne zaman aktive edeceksiniz? Katarlılara peşkeş çektiğiniz Sakarya Tank Palet Fabrikası'na yapılacak dediğiniz 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı mı yapılmadı mı? Nisan ayında Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri için bütçeden 2 milyar 720 milyon liralık garanti ödemesi Yapıldı mı? Yapılmadı mı? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa soruları alabilirim. Buyurun. Acay. Efendim iki adet soru geldi. Ee, öncelikle e, Danıştay Başkanlığı'na görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi. Konuyla ilgili bazı haberler kamuoyunda tartışma yaratıyor. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Evet. E, bu Yiğit'in 2018 referandumunda Mühürsüz oylarla ilgili kararın altında imzası var. Yine bu yiğidin İstanbul Mart ayında yapılan İstanbul seçimlerinden sonra milli iradenin eee haksız, hukuksuz bir biçimde iptal edilmesine yol açan iptal kararının altında da imzası var. Şimdi bu yiğidin kimin yiğidi olduğunu görüyoruz. Anlaşılan sarayın yiğidi şimdi Danıştay Başkanlığı'na seçilmiş durumda. Evet. Efendim bir diğer soruda şöyle. Ee, CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında bir gazetenin Boğaz'da kaçak var haberi sonrasında yaptıkları sosyal e, medya paylaşımları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatlarının talebiyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Cumhuriyet Savcılığı Özel ve Özkoç hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla yapıldığını duyurdu bu suç duyursun. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Gerçekten bu açılan bu soruşturmaları anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Söz konusu olan üst düzey bir devlet memurunun bir vakıflar vakıflar genel müdürlüğüne ait bir araziyi kiralaması hususudur. Tabii ki bununla ilgili milletimiz adına grup başkan vekillerimiz her türlü soruyu soracaklardır ve bununla ilgili tüm yayınları takip edeceklerdir. Gerçekten yani iletim, iletişim başkanlığı görevini yürüteceksiniz ama sizinle ilgili yayın yapıldığı zaman basına yapmadığınız baskı kalmayacak. Onla da yetinmeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkan vekillerine soruşturma açtırmaya kalkacaksınız. Yani gerçekten bu devlet ne hale gelmiş? insanın içi acıyor. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Ama yapılan gerçekten iktidarın saray hükümetinin hesap vermekten ne kadar uzak olduğunu bir defa daha açık seçik ortaya koymuştur. Evet başka yok galiba. Teşekkür ediyorum.